Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, fırın kullanmadan, kek hazırlamadan kolayca yapabileceğiniz ekonomik bir tatlı tarifim var. Gören herkesin kek sandığı bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik dolu dolu koydum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı dolusu kakao alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıp kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. İrmikli muhallebim kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi koyulaşmadı. Koyulaşması için 4-5 dakika kadar daha ocağımda tutuyorum. Koyulaştıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilyamı ilave ediyorum. Eriyinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Bu şekilde bir tart kalıbı kullandım. Öncelikle kalıbımı suyla ıslattım. İçerisine su kalmasın. Daha sonra hazırladığım irmikli muhallebimi içerisine boşaltıyorum. Üzerinin düzgün olması için spatula ile düzeltiyorum. Ilıyıncaya kadar bekliyorum. Daha sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tatlımı dinlendirdikten sonra çikolata sosumu hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 2-3 yemek kaşığı kadar da şekerimi ilave ediyorum. Yine aynı şekilde kuru malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 500 ml sütümü ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kadar da sürme çikolatamı ilave ediyorum. Eriyinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Çikolata sosumu ılımaya bırakıyorum. Tatlım soğudu. Kalıbımdan kolay çıkması için kenarlarını bu şekilde elimle açıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Elimle açtıktan sonra tatlımı servis tabağıma ters çeviriyorum. Kalıbımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde çıktı. Hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolata sosumu tatlımın orta kısmına boşaltıyorum. Tamamını döküyorum arkadaşlar. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Daha sonra 10-15 dakika kadar daha buzdolabıma koyup bekletiyorum. Üzerini süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Sizler üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Artık tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Ben bu şekilde 8 dilim hazırladım. İsterseniz dilimlerinizi daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir kalıbınız yoksa da
Normal bir borcamda hazırlayıp üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Tatlımı dilimledim. Şimdi bir tanesini alıp sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gören herkesin kek zannedeceği bir tatlı tarifi. Uzaktan bakıldığında gerçekten kek gibi duruyor. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak bir kıvamı var. Yemesi de oldukça lezzetli. Hem ekonomik hem de oldukça kolay bir tatlı. Gören herkesin kek olduğunu zannettiği, fırın kullanılmadan, kek hazırlamadan yapabileceğiniz oldukça pratik bir tatlı. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.